Emekliye zamlı maaş hesabı. Kök aylıklar ne kadar oldu? Refah payı ve 10.000 TL'nin zaman yatırılacak. Kimlere, ne kadar fark verilecek? Milyonlarca emeklinin zammı büyüdü. SSK ve Bağkurluların aylıklarına yansıtılacak zam oranı 5 puanlık ilaveyle %42,6'ya yükseltilirken, emeklilere en düşük ödeme 2.500 lira artışla 10.000 liraya çıkarılıyor. Bu artışların emeklilere, dul ve yetimlere nasıl yansıyacağı, hesapta ne kadar artış görüleceği gibi pek çok konu merak ediliyor. İşte tüm detaylarıyla emekli zamları. Emeklilerinin hem kök aylığına yansıtılan zam oranı hem de taban aylık ödemesi yükseltildi. Payıyla birlikte %37,57'den %42,6'ya, taban aylık ödemesini de 7.500 liradan %33,3 artışla 10.000 liraya yükselttiklerini duyurdu. Emeklilere maaş ödemeleri bugün başlarken, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam düzenlemesinin de bu hafta meclise sevk edilmesi planlanıyor. Peki kök aylıklar nasıl değişecek? 10.000 lira düzenlemesi nasıl uygulanacak? Hesaba ne kadar yatırılacak? Dul ve yetimlerin ödemeleri ne kadar artacak? İşte detayları. Kök aylıklar nasıl hesaplanacak? Payıyla birlikte %42,6'ya ulaşan zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. Kök aylığa, aralık tutarı, %42,6'lık zam oranı ilave edilecek. Oluşan tutara, eğer kök aylık 7.135 liranın altında çıkarsa %5, üstünde çıkarsa %4 ek ödeme eklenecek. Bulunacak tutar emekliye ödenecek. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 10.000 liranın altında çıkarsa ödeme 10.000 liraya tamamlanacak. En düşük kök aylık nasıl değişecek? Emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6.820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık %42,6 zam ile 9.726 liraya yükselecek. Her ay 273,48 lira eklenerek aylık 10.000 lira ödeme yapılacak. Tarım emeklilerinde de 5.420 lira 18 kuruş olan en düşük kök aylık %42,6 artışın yansıtılmasıyla 7.729 lira 18 kuruşa çıkacak. Bu maaşı alan emekliye her ay 2.270 lira ilave ödemeyle her ay 10.000 lira yatırılacak. Lılarda 4.721 lira 80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık 6.733 lira 29 lira olurken, bu maaşı alanın ödemesi 3.266 lira 71 kuruş daha eklenerek 10.000 liraya tamamlanacak. Lılarda ise 7.616 lira 48 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık %42,6 zamla 10.861 liraya ulaşacak. Dul ve yetimlere bu düzenlemeler nasıl yansıyacak? Dan maaş alan dul ve yetimlerin kök aylıklarına %42,6 zam yansıtılacak. 10.000 lira taban aylık düzenlemesi de dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak. Ölüm aylığı oranı %75 olana 7.500 liradan, ölüm aylığı oranı %50 olana 5.000 liradan, %25 olana da 2.500 liradan az ödeme yapılamayacak. %42,6 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak. Düzenleme ne zaman yansıyacak? Hesaba ne yatırılacak? Payı ve 10.000 lira taban aylık düzenlemesi yasa ile hayata geçirileceği için bugün başlayan maaş ödemelerinde bu artışlar görülmeyecek. %37,57 artışa ve en az 7.500 lira taban aylık ödemesine göre ödemeler yapılacak. Payı ve 10.000 lira taban aylık düzenlemesi nedeniyle oluşan zam farkları yasa yürürlüğe girdikten sonra hesaba yatırılacak. Aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Emeklilerinin ödeme takvimi şöyle. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar, 17 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar, 18 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar, 19 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar, 21 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar, 20 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar, 22 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar, 23 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar, 24 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar, 25 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar, 26 Ocak. Bağkur emeklilerinin ödeme takvimi şöyle. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar, 25 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar, 26 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar, 27 Ocak. Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar, 28 Ocak. 2500 TL zam farkı var. Yasa çıktıktan sonra zam farkı ne kadar olacak? Kimler 2500 lira fark alacak? Yasa çıktıktan sonra kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 7.500 lira ve altında olanlara 2.500 lira zam farkı yatırılacak. Örneğin, 5.000 lira olan kök aylık, ek ödeme dahil, bu ay %37,57 artışla 6.878 lira olarak hesaplandı, bu maaş gününde 7.500 lira alacak. Ek zam yürürlüğe girdiğinde bu emeklinin kök aylığı %42,6 artışın yansıtılmasıyla 7.130 lira olacak. Bu ay emeklinin hesabına 7.500 lira yatırıldığı için, 10.000 lira düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde 2.500 lira zam farkı yatırılması söz konusu olacak. Örneğin, 7.500 lira olan kök aylık %37,57 enflasyon zammının yansıtılmasıyla 10.317 lira 75 kuruş oldu. Kök aylık nasıl değişti? Emekli, aylıklarına enflasyona bağlı olarak %37,57 artış yapılacaktı. Payı ile bu oran %42,6'ya yükseltiliyor. Emeklinin refah payı hariç alacağı tutar ve refah payı dahil yeni maaşı şöyle. Aralık maaşı, 7.500,00. %37,57 zamlı maaş, 10.317,75. %42,6 zamlı maaş, 10.695,00. Aralık maaşı, 7.600,00. %37,57 zamlı maaş, 10.455,32. %42,6 zamlı maaş, 10.837,60. Aralık maaşı, 7.700,00. %37,57 zamlı maaş, 10.592,89.
%42.6 zamlı maaş, 10.980,20. Aralık maaşı, 7.800,00. %37.57 zamlı maaş, 10.730,46. %42.6 zamlı maaş, 11.122,80. Aralık maaşı, 7.900,00. %37.57 zamlı maaş, 10.868,03. %42.6 zamlı maaş, 11.265,40. Aralık maaşı, 8.000,00. %37.57 zamlı maaş, 11.005,60. %42.6 zamlı maaş, 11.408,00. Aralık maaşı, 8.300,00. %37.57 zamlı maaş, 11.418,31. %42.6 zamlı maaş, 11.835,80. Aralık maaşı, 8.400,00. %37.57 zamlı maaş, 11.555,88. %42.6 zamlı maaş, 11.978,40. Aralık maaşı, 8.500,00. %37.57 zamlı maaş, 11.693,45. %42.6 zamlı maaş, 12.121,00. Aralık maaşı, 8.600,00. %37.57 zamlı maaş, 11.831,02. %42.6 zamlı maaş, 12.263,60. Aralık maaşı, 8.700,00. %37.57 zamlı maaş, 11.968,59. %42.6 zamlı maaş, 12.406,20. Aralık maaşı, 8.800,00. %37.57 zamlı maaş, 12.106,16. %42.6 zamlı maaş, 12.548,80. Aralık maaşı, 9.200,00. %37.57 zamlı maaş, 12.656,44. %42.6 zamlı maaş, 13.119,20. Aralık maaşı, 9.300,00. %37.57 zamlı maaş, 12.794,01. %42.6 zamlı maaş, 13.261,80. Aralık maaşı, 9.400,00. %37.57 zamlı maaş, 12.931,58. %42.6 zamlı maaş, 13.404,40. Aralık maaşı, 8.900,00. %37.57 zamlı maaş, 12.243,73. %42.6 zamlı maaş, 12.691,40. Aralık maaşı, 9.000,00. %37.57 zamlı maaş, 12.381,30. %42.6 zamlı maaş, 12.834,00. Aralık maaşı, 9.050,00. %37.57 zamlı maaş, 12.450,09. %42.6 zamlı maaş, 12.905,30. Aralık maaşı, 9.100,00. %37.57 zamlı maaş, 12.518,87. %42.6 zamlı maaş, 12.976,60. Aralık maaşı, 9.500,00. 57 zamlı maaş, 13.069,15. %42.6 zamlı maaş, 13.547,00. Aralık maaşı, 9.600,00. %37.57 zamlı maaş, 13.206,72. %42.6 zamlı maaş, 13.689,60. Aralık maaşı, 9.700,00. %37.57 zamlı maaş, 13.344,29. %42.6 zamlı maaş, 13.832,20.